Herkese merhabalar. Şekerli ve tuzlu mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere için açma tarifi yaptım. Çok pratik, bir o kadar da lezzetli. Oklava kullanmayanlar bile bu tarifi kolaylıkla yapabilir. Hadi buyurun tarifimize geçelim. İyi seyirler. Bismillah diyerek tarifimize başladım. Uygun bir tabağın içerisine 2 su bardağı ılık süt alıyorum. Ve 3,5 yemek kaşığı şeker aldım. Ve 1 paket instant maya. 2 adet yumurta. Sarılarını üzeri için ayırıyorum. Ama kapalı olacak şekilde ayırın lütfen. Ve yarım çay bardağı sıvı yağ. Sıvı malzemelerimi güzel bir şekilde spatulamla karıştırıyorum. Sütün ılık olmasına özen gösterin. Mayamız daha hızlı aktif hale gelmesi için. Sıvı malzemelerimi güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra unumu ilave ediyorum. Toplamda 5 su bardağı un kullandım. Ve bir tatlı kaşığı tuz kullanıyorum. Un miktarı sizlerde mutlaka değişiklik gösterebilir. Lütfen azar azar ilave edin. Ve kaba bir şekilde spatulamla karıştırıyorum. Biraz daha un ilavesi yapacağım. Sonrasında spatulamı güzel bir şekilde temizliyorum. Elimle güzel bir şekilde yoğurmaya başlayacağım. Hamuru güzel bir şekilde yoğurmaya özen gösterin. Ne kadar güzel yoğurursanız bir o kadar güzel sonuç elde edersiniz. Ben hamurumu sadece tabağımın içerisinde toparladım. Sonrasında tezgahımın üzerinde yaklaşık 1-4 dakika boyunca güzel bir şekilde yoğurdum. Ve yoğururken sadece 2 yemek kaşığı undan destek aldım. Ele yapışan bir hamur elde edeceğim. Çok aşırı fazla hamurumuzu sert yapmayalım. Aksi halde açmalarımız da sert olacaktır. Sizler de gördüğünüz gibi hala hamurum elime yapışıyor. Yapışan bir hamur elde edersiniz. Çok yumuşak açmalar elde edersiniz. Hamurumu güzel bir şekilde yoğurduktan sonra hemen toparlıyorum. Ve tekrardan tabağımın içerisine alıyorum. Mayalanmaya bırakacağım. Yaklaşık 1 saate mayalanıyor. Üzeri kapalı olursa daha hızlı bir sonuç elde ederiz. Bu arada hamurum gayet güzel bir şekilde mayalandı ama oğlum tabii benden önce davranıp havasını aldı biraz poşetin üzerinden. Hiç sıkıntı değil. Hamurumu toparlıyorum ve tezgahıma bir miktar un serptikten sonra kesme aşamasına geçiyorum. Bakın gayet güzel bir şekilde elastik kıvamı var hamurumuzun. Toplamda 12 adet açma elde edeceğim. Dilerseniz 16 adet de elde edebilirsiniz. Tabii küçük yaparak. Bezelerinizi ne kadar küçük tutarsanız o kadar küçük açmalar elde edersiniz. Beze yaparken pürüzsüz olmasına özen gösterelim. Altı üstü pürüzsüz olursa güzel sonuçlar elde ederiz. Bakın sizlere üzerini gösteriyorum ve altını gösteriyorum. İkisi de neredeyse aynı. Pürüzsüz bir şekilde. Kanalımda daha önceden pastane usulü açma tarifi paylaşmıştım. Çok da güzel olmuştu. Link olarak aşağı kısmına bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Bezelerimi aynen bu şekilde elimle yuvarlayarak yaptım ve bitirdim. Üzerini kapatıyorum ve yaklaşık 10 dakika bekletiyorum. Gayet güzel beklemiş. O beklerken ben yağımı erittim o arada. 125 gram tereyağı kullandım. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ilave ettim ve hamurumu açmaya başlıyorum. Dinlenmiş bezemi tezgahımın üzerine aldım ve biberdane yardımıyla açmaya başlıyorum. Tabii bu arada undan destek alabilirsiniz. Sonrasında undan destek aldım sonra oklavamla açmaya başladım. Ama bazı arkadaşlarımız oklava kullanamıyor. Tabii onlar için de ben merdane ile de açtım. Sadece hiç oklava kullanmadan.
Birazdan inşallah sizlere onu da göstereceğim. Zaten hamurun kıvamı gayet güzel ve yumuşacık olduğu için her haliyle açılıyor. Hamurumuzu aşırı incecik yapmayalım. Bu kadar yeterli. Yaklaşık bir 22 santim açtım. Eritim tereyağı ve sıvı yağ karışımından hamurun her tarafına gelecek şekilde sürdüm. Ve peynirimi ilave ettim. Şimdi bir oklava yardımıyla sarıyorum. Gördüğünüz şekilde. Bu arada bir püf noktası var. Hamurun her tarafına gelecek şekilde yağımı sürelim ki hamurlaşma olmasın. Ve oklavamla gördüğünüz şekilde uzatıyorum. Ve büzerek şeklini verdim. Şimdi bir tanesinin ucunu açıyorum ve diğerine yerleştiriyorum. Ve bu şekilde hazır oluyor. Gayet pratik. Bir şekilde gerçekten yarım saat içerisinde yapıp bitirebiliyorsunuz. Şimdi hemen oklava kullanmayan arkadaşlarımız için merdane ile de açtım. Gayet güzel bir şekilde açıldı. Hiç sorun olmadı. Bu tarifi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Önce Allah'a sonra bu tarife çok güveniyorum. Eminim ki inşallah sizler de beğeneceksiniz. Gördüğünüz şekilde merdane ile de açtım. Ve sonrasında yağ karışımımla sürüyorum. Her tarafına gelecek şekilde sürdüm. Sonrasında ben köy peyniri kullandım. Dilediğiniz peynirleri kullanabilirsiniz. Veya sade de yapabilirsiniz. Bir oklava yardımıyla gördüğünüz şekilde sarıyorum. Ve sonrasında elimle uzatmaya çalışıyorum biraz. Ve son olarak büzüyorum ve şeklini veriyorum. Beni bu kısma kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve küçük dahi olursa bir yorum bırakırsanız kanalıma destek olmuş olursunuz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Bütün açmalarımızı aynen bu şekilde bu yöntemde hazırladım. Ve tepsime aldım. Bir yaklaşık 25 dakika tepsi mayasını verdikten sonra ayırdığımız yumurtaların sarısına bir yemek kaşığı süt ilavesi yaptım. Ve açmalarımı sürüyorum. Burada önemli püf noktası havasını hiçbir şekilde almamaya özen gösterelim lütfen. Hepsini aynen bu şekilde sürdüm ve bitirdim. Süslemek için ben susam kullandım. Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. 190 derecede yaklaşık 35 dakikamı aldı ama nar gibi kızardı. Gerçekten muhteşem görünüyorlardı. Ve görüyorsunuz yeni sıcak fırından çıktığı halde yumuşacıktı. Sadece bir 15 dakika beklettim. İlk sıcağı çıktı ve sizler için hemen doku testine geçiyorum. Açmalarım gerçekten çok muhteşem oldu. Yani lezzetini anlatamam. Sizler deneyip karar vereceksiniz. Eminim ki beğeneceksiniz. Elimden geldikçe sizlere püf noktasını anlattım ve yumuşaklığını gösterdim. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda Allah nasip ederse görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.